Bu kapsamda çok bantlı çalışan, 6 farklı bantta çalışan multispektral bir kameraya sahip drone üzerinden görmüş olduğunuz alanın görüntülerini alıyoruz. Bunu yaklaşık 10 kez tekrarladık. Bu görüntüler üzerinden çok geniş kapsamlı bir veri seti oluşturduk. Bu veri setimiz üzerinden yapay zeka yazılımlarımızı çalıştırarak farklı dönemlerde dolu hasarların analizini yapmaya çalışıyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışma öncelikle literatüre büyük katkı sağlayabilecek bir çalışma. Çünkü şu anda mevcutta bu kapsamlı bir veri seti maalesef mevcut değil. Verilerimizi topladıktan sonra bu verilerin farklı dönemlerde analizlerini yapıyoruz. Almış olduğumuz parsellerden bir tanesi kontrol parseli. Bir buna göre analiz yapıyoruz. Diğer taraftan dolu hasarı öncesi ve sonrası 24 saat aralıklarla farklı görüntüler alıyoruz ve bunların da birbiriyle karşılaştırmasını yapıyoruz. Buradaki sıkıntı aslında şu, normalde bu hasar tespitleri insan gözüyle veya eksperle yapılan sistemler. Fakat bunlar insanın olduğu her yerde olduğu gibi hataya açık yöntemler. Biz bunu direkt olarak yapay zeka yazılımlarıyla yapmaya çalışıyoruz ve anında tespit amaçlıyoruz. Bu sayede çiftçilerimize daha hızlı hizmet verebilecek bir yazılım, bir simülatör ve aynı zamanda eksper sıkıntılarını veya öznellikten kaynaklanan, insan gözünden kaynaklanan hataların önüne geçebilecek bir sistem ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Yurt içerisinde böyle bir sistem yapılmamış. Çalışmalar daha çok makasla yaprak kesimi ve elle koparma şeklindeki uygulamalar neticesinde bitkiye verilen hasar şeklindeydi. Oysa bu tüm hasarı tespit edemiyordu ve uzun bir zaman alıyordu. Arazinin örneklendirilmiş belirli alanlarında ancak alabiliyordu. Hangi hasar yerlerinde daha fazla değil, bunu tespit edememe noktasında sıkıntı vardı. Bizim uygulamamızla beraber geliştirdiğimiz simülatör makine uygulamasıyla traktörün arkasına bağlı olarak yaptığımız uygulamada zaman açısından ve doğruluk açısından, hassasiyet açısından daha uygun, hassas sonuçlar, veriler elde edeceğimizi düşünerek zaten bu projeyi vermiştik.